is. Don't be when I hold your hand. It's a bird honking like you ever hear. Let me tell you something. When I see your eyes, kiss my body. Don't be this magic in the air. Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle benden çok fazla istediğiniz bir videoyu çekmeye karar verdim sonunda. Makyaj koleksiyonum videosunu çekeceğim. Ama şöyle bir şey söylemek istiyorum ki hem makyaja hem YouTube'a başlayalı 1-1,5 sene oldu ve ben bütün göreceğiniz makyaj koleksiyonumu tam olarak 1-1,5 senede kendim almaya çalıştım bir şekilde, bir şeylerden kısarak. Şunu söylemek istiyorum ki daha YouTube'da belki yeniyim. Bence yeni değilim ama bazılarına göre yeniyim. O yüzden bana markalardan hiç ürün gelmedi. Yani göreceğiniz bütün ürünleri, kendi bütçemle aldığım ürünleri göstereceğim size. Şöyle bir beklentiniz olmasın, wow bu ne koleksiyon diye bir beklentiniz olmasın lütfen. Çünkü dediğim gibi kendimce aldığım şeyler, tamamen YouTube'a başlamakla birlikte aldığım şeyler. Hem böyle bir video çekmek de istedim ki çünkü şunu çok takıyorsunuz, çünkü ben de takıyordum. İşte benim çok az makyaj malzemem var, ben YouTube kanalı açamam, ben makyaj kanalı açamam tarzında çok fazla üzülenleriniz var, çok fazla kafaya takanlarınız var. Çünkü ben de ilk başladığım zamanlarda öyleydim. Ve emin olabilirsiniz ki ben ilk başladığımda neredeyse sadece bir dudak kalemim ve allık ve rimelim vardı. Başka da hiçbir şeyim yoktu. Şunu söylemek istiyorum ki hiçbir şey kafanıza takmayın. Eğer başlamak istiyorsanız YouTube'a başlayın. Şimdi göreceksiniz. Her şey zaten zamanla alınacak şeyler. Yani kimse sizden wow bir şeyler beklemiyor. Eğer yeni başladıysanız zaten yavaş yavaş bir şekilde bir şeylerden tabii ki kısmanız gerekiyor. Alıyorsunuz zamanla. O yüzden kafaya takmayın. Bunu çünkü ben çok taktığım için özellikle söylemek istiyorum. Başka söylemek istediğim bir şey yok. Dediğim gibi wow bir şey beklemeyin. Sadece kendimce 1-1,5 senede aldığım ürünleri sizlerle paylaşmak istiyorum. Bir de şöyle bir şey söylemek istiyorum ki benim odamda, yani ben odamı hem ikiz kardeşimle kullanıyorum, hem oda olarak kullanıyorum, hem de bir nebze stüdyom olarak kullanıyorum. Yani arka planlarım ya da tripodum, ışıklarım, koyduğum yer hep odam. Ve odamda da bir kocaman bir koşu bandı olduğu için odamda çok fazla odama şey alamıyorum. Makyaj masası alamıyorum ya da herhangi bir şey alamıyorum odama. Dolabımda bir kısmı ayırdım ben kendime. Yani dolabımda bir kısmı. Çünkü hemen şurada da aynam var. Büyük bir dolap da istediğim için odamda maalesef yer kalmadı. O yüzden ben makyajlarımı dolabıma koyuyorum. Ama şöyle bazılarını sepete koyuyorum, bazılarını öyle koyuveriyorum. O yüzden bu ne ya falan demeyin. Çünkü dediğim gibi odamda maalesef bir makyaj masası koyacak ya da herhangi bir işte çekmeceli bir şey koyacak maalesef yerim yok. Çünkü hazırsanız başlayalım videomuza. Umarım beğenirsiniz ve umarım beklediğinize değer. Yeah. Size genel olarak göstermek istiyorum ben. Kozmetiklerimi koyduğum yer hem burası hem burası hem de buralar benim kozmetiklerimi kullandığım yer. Geri kalan yerlerde zaten şeyler var. Kıyafetlerim ya da aksesuarlarım, şapkalarım, gözlüklerim vesaire var. Öncelikle şuradan başlayacağım. Burada hem yüz, cilt, daha doğrusu hem ten ürünlerim var. Daha çok fondöten, pudra, kapatıcı tarzı ürünlerim var. Burada aldıklarım var. Burada daha çok böyle tekli farlarım var. Ve burada da şöyle devasa far paletlerim var. Burada highlighter, bronzer tarzı şeylerim var. Birazdan zaten detaylı olarak göstereceğim. Burada kozmetik tarzı şeylerim var. Burada fırçalarım, rujlarım, şunlar rujlarım, kaş, eyeliner tarzı şeyler. Burada rimel tarzı şeyler. Şurada günlük olarak kullandığım fırçalar. Şuralarda şu koşu bandının yağı. Şunların ikisi genellikle asla açmadığım ürünler. Ya da böyle çok da lazım olmayan ürünler. Stokladığım ürünler diyebiliriz. Şu arkadaki gördüğünüz şeylerde ise birinde kozmetik, diğerinde ise cilt bakım ürünlerinin bitenlerini biriktiriyorum orada sizlere video çekebilmek adına. Ve şuradan başlayabiliriz isterseniz. Tripodum çok uzun geldi. Küçüğüne taktım. Şimdi şurada hemen ten ürünlerimi size göstereceğim. Hatta şöyle de tutabilirim. Bayağı burada fondötenim. Mesela en sevdiklerimi göstereceğim özellikle. Burada trümeçlerim var. İki tane. En sevdiğim ve bitenlerde de bir sürü var gerçekten.
Şu Urban Decay'in bir fondöteni. Bu arada markaları çok doğru telaffuz etmeyebilirim. O yüzden şimdiden gerçekten özür diliyorum. Hem markalardan hem sizlerden. Ama en sevdiklerimi gösterecek olursam Wet n Wild'ın Pot of Focus fondöteni. Acayip güzel ve uygun fiyatlı fondötenlerden bir tanesi. MAC Studio Fix zaten söylememe gerek yok. En sevdiklerimden. Şimdi kullandığım fondöten göstereceksem Flormar'ın şu BB kremini günlük hayatımda çok fazla kullanıyorum ve aşırı güzel ıslak bitişli bir formu var. En sevdiğim concealer'lardan, hatta bayağı var bunlardan. Gerçekten 3-4 tane var ama bulamayacağım şu an bu Maybelline'in Affinity Tone Concealer'ı. Ben 01 numarasını kullanıyorum ve 02 numarası var bende ayrıyeten. Çünkü bazılarını lekelerimi kapatmak için, bazıları da göz altımı aydınlatmak için kullanıyorum. Urban Decay'in aynı fondötenin bir de kapatıcısını aldım. Gerçekten çok nadir kullanıyorum. Çünkü benim cildim maalesef çok kuru. Onlar da çok kuru fondöten ve kapatıcı aynı zamanda. Böyle bir şey daha göstermek istiyorum. Fit Me aynı zamanda çok seviyorum ama cildim kuru olduğu için maalesef çok fazla kullanamıyorum diyebilirim aslında. Ve diğer bir çok sevdiğim fondöten ise MAC'in Studio Sculpt fondötenlerinden. Buna da bayılıyorum. Studio Fix'e göre daha nemli bir bitişi var ama bu bana birazcık bronz açık rengini de almam gerekiyor tabii ki. Sevdiğim concealer'ları göstermek istiyorum. MAC'in Prolong Wear'ı zaten söylememe gerek yok. İnanılmaz güzel bir kapatıcı. Tartan Shape Tape'i de aynı zamanda ama benimkisi bitti sayılır. Çok az kaldı. Concealer olarak NYX'in adını gerçekten okuyamıyorum. Şu göstereyim size. Cidden okuyamıyorum. Gota. Coverage. Total. Bilmiyorum. Okumayacağım o yüzden. Gerçekten çok az miktarda uygulamanız yeterli oluyor kesinlikle. Ya kendini böyle arttıran bir ürün. Buraya bir far bazı karışmış. Urban Decay'in Eyeshadow Primer'ı. Fit Me'nin şöyle bir 120 numaralı pudrası var bende ve gerçekten en açık numarası buydu bildiğim kadarıyla. Bilmiyorum, ben aldığımda öyleydi. Geldi mi gelmedi mi bilmiyorum açık renkleri. İnanılmaz göz altınızı koyulaştıran bir pudra ve gerçekten hiç sevmiyorum. Sadece far uygulamadan önce bazen geçiyorum göz kapaklarımı. O da çok nadir. Sevdiğim fondötenlerden bir tanesi Max Factor'ın Healthy Skin Harmony. Gene eminim salladım. Bayağı kullanmışım gördüğünüz gibi. Flormar'ın transparan pudrası zaten vazgeçilmezlerimden ama bayılıyorum. Bu benim ikinci kutum bu arada. Diğer bir önereceğim pudralar da şöyle MAC'in Studio Fix şeyleri, pudraları. Bir tanesi, şöyle ikisini de açayım çünkü biri açık renk, biri koyu renk zaten şöyle göreceğiniz üzere. Bunun numarası neymiş? Bunun NC10. Bunun numarası da NC10 ve NC42. Bunu daha çok yüzümü sabitlemek için kullanıyorum. Eğer gerçekten cildimi, ışık geliyor böyle. Eğer cildimi gerçekten mat mat istiyorsam bunu bütün yüzüme uyguluyorum. Ama genellikle MAC'in NC10 numarasını kapatıcı sürdükten sonra göz altıma geçmeyi tercih ediyorum. Daha aydınlık olması adına. Zaten şu Pro Concealer herkesin dilinde olan bir concealer. Gerçekten aşık olduğum concealerlardan bir tanesi. Bayıldığım pudralardan ve uygun fiyatlı pudralardan bir tanesi de Pastel'in Profession pudralarından. Bu çok kirlenmiş ve kutusu gerçekten her gün siliyorum ama gene kirleniyor. Şu Luminous Lululu Foundation'ı şöyle göstereyim. Bu da çok ıslak bitişli bir fondöten ve bana rengi biraz açık oldu galiba. O yüzden mecburen koyu renklerle karıştırarak kullanıyorum. Burayı hemen şöyle geçmek istiyorum ben. Ve çok fazla allığım yok. Genellikle Flormar'ın allıklarını çok beğendiğim için Flormar'ın şöyle kahve tonlarındaki ya da mesela pembe, rose gold yansımalı ya da şu şekilde sadece kahveler içeren toz pembe yani pudramsı bir renk olan bir allığı Flormar'ın. Çok fazla geliyorum. Flormar'ın Smooth Blush, bunu biliyorsunuz ki aşırı ama aşırı derecede natürel duruyor. Bayılıyorum ya. Gerçekten videomda bunu kullandığında bayağı beğenmişsiniz hatta bunu. Şöyle Avon'un bir pembe allığı var. Bunu da çok fazla kullanmıyorum. Bazen böyle göz kapaklarıma geçebiliyorum. Makeup Academy'nin şöyle bir allığı var. Bunun kahverengisi de vardı ama kaybettim. Çok aşırı pigmentli değil. O yüzden seviyorum bu ürünü de. Kötü değil. Bunu göstermedim. MAC'in şöyle bir allığı var. İsmini okuyamıyorum gerçekten.
şu şekilde biraz daha sim içeren bir abla. Bunu da günlük hayatımda değil de daha çok özel hayatımda kullanıyorum. Günlük hayatımda daha çok bunu kullanabiliyorum. Şu teklif farları göstermeme gerek var mı bilmiyorum ama en sevdiklerimi göstereceğim sadece. Mesela Flormar'ın bu E15, bayılıyorum teklif farına. Gerçekten aşırı pigmentli ve şu an kızanmayacak. Aşırı uydu. Bu arada bu videoda aşırı kelimesini çok duyacaksınız. Color Tattoo'lardan 4 tane edindim. Hepsini de severek kullanıyorum. Şöyle hemen kısa kısa göstereyim. Zaten videolarımda kullanmıştım. Bunların çoğunu kullanmıştım. Hem highlighter hem de contour paletlerini. Şunları hemen hızlı hızlı göstermek istiyorum. Bu Studio Cosmetics'in bir highlighter paleti. Bunlar yurt dışından alınmış şeyler. Türkiye'de var mı gerçekten bilmiyorum. Şu şekilde highlighter paletleri. Bu da aynı şekilde highlighter paletleri. Ama böyle çok hani günlük hayatınızda kullanacağınız renkler değil zaten. Urban'ın şöyle bir highlighter'ı var. Ama gerçekten yani sevmediğim ürünler arasında diyebilirim. Çünkü çok simli. Gerçekten çok simli. Sadece altındaki şu şeyi seviyorum. Bourjois'un şöyle iki tane şey var bende. Hem güya highlighter, tabii ki highlighter'ını kullanmıyorum. Hem de bronzer'ı var şöyle. Ama bu açılmamış. Daha şunu açmıştım ben. Şunu gösterebilirim. Bronzer'ı gerçekten çok güzel ve çikolata gibi kokuyor şeklinden de ötürü. Bu da Türkiye'de var mı bunu da bilmiyorum. Ama o yüzden iki tane almak istedim bunlardan. En sevdiğim ve gerçekten uygun fiyatlı demek istemiyorum. Çünkü artık ürünler çok fazla uçmuş gerçekten. Şu mesela eskiden 20 küsür yani maksimum 30 küsürken şimdi 40-50 küsür bir şey. Ama bu Master Contour'a gerçekten bayılıyorum. Bayılıyorum. Tek kelimeyle bayılıyorum. Bu Wet n Wild'ın hem gene aynı şekilde aydınlatıcı hem kapatıcı değil. Contour olan bir ürünüm. Biraz şey duruyor, koyu duruyor ama sürdüğünüzde biraz turunculaşıyor. O yüzden onu da pek hoşuma gitmedi açıkçası. Şu Sleek'in bir kontür paleti. Bunu evime gelenler kullanıyor gerçekten ve ben hiç sevmiyorum. Bu kadar dağılamayan iğrenç bir ürün olamaz. Ya iğrenç demek çok iddialı ama gerçekten çok kötü. Çok kötü. Benefit'in bir açabilsem keşke. Bunu kırdım arkadaşlar. Bunun içinde Benefit Hoola vardı. Bu da Hoola Light. Ama ben bunu genellikle yüzümü ya da gözaltımı eşitlemek için kullanıyorum. Çünkü bana açık oluyor. Yani ben bunu kontür ürünü olarak kullanmıyorum. Bunu çok sormuştunuz. O yüzden söyledim. Buralarda highlighterları var. Biri ıslak, biri kuru highlighter. Islak neden dediysem bu arada hiçbir fikrim yok. Burada da concealerları vardı. Ama bir tane concealerim yani bitti değil. Bir şey oldu, ona mı hatırlamıyorum. Parmağım mı girdi, tırnağım mı girdi, bir şey oldu. Sonra ben de hepsini böyle çıkardım içinden. Bunda light'ım kırılınca ben de dedim bir huli alayım. Gördüğünüz gibi hep far olarak kullanıyorum ben bu ürünü. Daha çok katlanma bölgeme kullanıyorum. Yüzümde sanki böyle bazen çok turuncu yapıyor ama bazen kullanabiliyorum tabii ki. En sevdiğim ürünler The Balm, Bahama. Ama bu benim 3. ürünüm arkadaşlar ve 3.sü de bitti. İlk kendim aldığım kontür ürünü buydu arkadaşlar. YouTube'a başladığımda. H&M'i söylemek istemiyorum. Gayet güzel pigmentasyonu var. Bu da Island Makeup'ındı. Bunu da çok seviyorum. Hem bronzer hem highlighter'ını. Şöyle iki tane Merilu var. Ve Merilu'yu zaten hepiniz biliyorsunuzdur. Şu Liquid Illuminator'ına bayılıyorum. Yani liquid bir highlighter. Burada kamera arada bulanık olabilir. Çok özür diliyorum. Çünkü netliğini kapatmak zorundayım. Çok garip sesler çıkartıyor. Şu şekilde bir ürün var. Ben bunu fondötenin altına da kullanabiliyorum. Ya da fondötenin üstüne de kullanabiliyorum. Revelation'ın hatta 4 tane mi? Hatta şunu hemen alayım ben şöyle. Şöyle bir kontür paleti. Bayılıyorum. Şöyle bir hem kontür hem allık paleti. Buna da bayılıyorum. Bu bir allık paleti. Şu kırıldı arkadaşlar. Tabii ki pembeyi o kadar çok kullanmadım. Bu da ilk aldıklarımdan sayılır. Bunu da yurt dışından almıştım. Bu da kontür paleti. Bu MAC'in kontür paleti aşırı turuncu arkadaşlar. Şunu kullandım bayağı ama aşırı turuncu. O yüzden ben bunu sadece far olarak kullanıyorum. Yani o kadar para boşuna verdim. Çok üzülüyorum gerçekten. Az olmasının avantajları. Çabuk bitiyor. Tabii birçoğunuza göre az olmayabilir ama yani çoğu izlediğimiz kanallara göre çok az. Şimdi far paletlerim var ama hepsini nasıl göstereceğim gerçekten bilmiyorum. O yüzden şu
çünkü yavaş yavaş alacağım. Sadece beğendiklerimi göstereceğim. Yoksa video uzar da gider. Çünkü gerçekten far paletlerim var ya. Far paletlerim gerçekten var. Yani hiç daha videolarımda kullanmadığım paletlerim de var açıkçası. Para verdiğime üzüldüklerimden başlayacağım. Gigi'nin şu Maybelline'in çıkardığı şey far paleti çok pigmentsiz, çok kötü arkadaşlar. Bu kadar para verdiğime çok üzülüyorum ve kırıldı zaten. Hep düşürüyorum çünkü. Sevdiklerimi göstereceğim arkadaşlar. Bu Wet n Wild'ı çok övdüler. Wet n Wild'ın comfort zone mu? Öyle bir şey. Ama ben bunu arkadaşlar gördüğünüz gibi hiç kullanmadım. Şu Essence'ın video çekmek için aldığım bir uygun fiyatlı bir şöyle rengarenk bir farı var. Far paleti var. Bunu kullandığımı gerçekten hatırlamıyorum. Kullanmış da olabilirim. Kullanmamış da olabilirim. Günlük hayatımda her gün kullandığım palet. Kesinlikle Island Makeup'ın Chocolate Orange paleti arkadaşlar. Bunu her gün kullanıyorum. Şu iki rengini her gün kullanıyorum. İnanın bana. Zaten Revelation'ın bu şu paletini de çok fazla kullanıyorum. Şöyle The Balm'ın şu 3 paletine bayılıyorum. Bir tanesi. Ben burada böyle The Balm'ın kılıflarından çıkarmıyorum. Hani far paletlerini. Niyeyse şunu çıkarmışım sadece. Urban Decay'im. Ve ben nedense şu kutuları atamıyorum ya. Gerçekten. Naked Hot paleti. Yurt dışına alınmış bir palet ama göstermek istiyorum. Çünkü renkleri aşırı güzel. Buna bir makyaj videosu çekebilirim. Bu da bir internet sitesinden sipariş vermiştim. Ve gerçekten aşırı pigmentli ürünler. Bunu bir videomda kullanmıştım. Aynı Huda Beauty'nin paletine benziyor diye kullanmıştım. Evet. YouTube'a ilk başladığımda şu iki paleti çok kullanıyordum. Daha doğrusu şunu sonradan temin ettim. Ama ilk kullandığım palet hatta kapağı kırılmış. Şöyle bakın bayağı bitirmişim. Coco Sheen'in paletleri ve aşırı pigmentli ürünler. Gerçekten aşırı. Bu da çok güzel. Tamamda kırılmış. Şu rengini bayağı kullandım. Coco Sheen'in şu Meet Matte paletini de çok seviyorum. Bunları da hemen göstereyim. Bunlar In The Color'ın Nude. Bunlar Türkiye'de var mı gerçekten bilmiyorum. Yani şey için söylemiyorum ama var mı gerçekten bilmiyorum. Ama ben gene de göstereceğim. Bunlarla da bir makyaj videosu çekmedim henüz. İsterseniz çekebilirim. Bu da şu şekilde bir palet ve çok tatlı renkler. Bayağı kalın bir ürün. Bunları da yerleştirelim. Şuralara. Sleek'in şöyle iki tane far paletini almıştım. Gerçekten aşırı toz tutuyor. Yani fırçayı değdirdiğiniz an ürün eriyor resmen. O yüzden yani pek beğenemedim. Ve hemen lekeleniyorlar. Hani silmenize rağmen Coco Sheen de aynı şekilde çünkü. Ama şu gene bir nebze daha az toz tutuyor değil de daha şey günlük kullanıma uygun renkler. Şunları ben şimdi şöyle koyacağım. W7'ın In The Night şöyle bir paleti var. Elimde kaldı. Harika. Şu tarz renkler. Ve çok fazla kullanmamama rağmen kırıldı. Gelelim bu tarafa. Rimellerimi çok kısaca göstereceğim. Şurada rimellerim var benim genellikle. Şurada kaş değil. Kirpik maskara. 1, 2, 3. Wow! Ve 3'ü de dolu arkadaşlar. La Sensational'ın, Maybelline'in La Sensational maskarasının hem waterproof'ları hem de normal olanı. Bayağı da çöp attım bu arada. Çöp attım değil de bir tanesi ürünlere yerleştirdim. En sevdiklerimden bir tanesi Rimmel London'ın bu Scandal Eyes maskarası. Paradise Ecstatic maskarasını çok seviyorum. Bu benim ikinci bu arada ama çabuk kuruyor arkadaşlar. Ben gerçekten bir şey anlamadım bundan. Bu Avon'un Mark Big Extra maskarası. Bunu şeyde vermişlerdi. Lansmanda vermişlerdi. O vlogu izlediniz mi bilmiyorum. Yani tek lansman ürünüm bu olabilir. Ve aynısını sizlere de çekilişle verdim. Şu Flormar'ın iki tane maskarası var. Bunlar da böyle alt kirpiklerime uyguladığım maskaralar diyebilirim. Ve alt kirpiğime çok fazla uyguladığım maskaralardan bir tanesi de Maybelline'in gerçekten silinmiş neydi bunun adı? Push Up Angel. Evet, Push Up Angel maskarası. Gibi günlük hayatımda
kullandığım yüz, ten ve göz fırçaları var. O yüzden onları hiç geçmeyeceğim. Şimdi hemen şuraya koyalım. Burada da böyle çok fazla ürün yok aslında ama kaşlarımda kullandığım ürünler var. Mesela en sevdiklerim Anastasia'nın şu kaş kiti pomada, çok özür diliyorum. Deep Brow bunun rengi. Bayılıyorum. Ve sevdiklerimden ama bana yanlış renk vermişler. Bunda gerçekten çok üzüldüm yani. Gerçekten çok üzüldüm. NYX'in Time Frame isimli bir pomada. Onun dışında zaten 3 tane Flor Mar'ın kaş kiti var. Bunları da gerçekten çok severek kullanıyorum. Şöyle eyelinerlarımı gösterecek olursam, kaş kalemleri, onun dışında pasteli çok seviyorum. Pastelden zaten 2 tane var. Şu Rimmel London'ın bundan da 2 tane var. Bunu da çok seviyorum. Bunu da gerçekten çok seviyorum. Bu XB'nin bir matte lip liner'ı. Evet. Rujlara geçelim. Rujlarım fazla ya. Gerçekten rujlarım fazla. Ve nasıl göstereceğim? Hiçbir fikrim yok. Önce hemen şundan başlamak istiyorum. Çünkü gerçekten para verdiğim için aşırı üzüldüğüm ürünlerden bir tanesi. Bu Benefit'in dörtlü şöyle rujları. Para vermeme üzülmemin sebebi şu ki, bu arada gerçekten şey güzel. Şimdi göstereceğim. Hani şöyle iki renkli olması gerçekten çok güzel ama benim kullandığım renkler değil. O yüzden sanırım çok üzüldüm. En sevdiklerimi göstereyim. Şöyle MAC'in 3 tane, isimlerini hemen okuyamam ki isimlerini. Çok kötü oldu bu. A'sını okuyayım ya. A37, A25, A45. Şöyle 3 tane. Bir tane daha vardı hatta, aynen. Hayır, onu bulamadım. Aşağılarda olabilir gerçekten. Onlardan 4 tane vardı çünkü. The Balm'ın Mid matlarından Sin City olarak okuyorum. Maybelline'in Sleek matlarından şöyle bir ruj almıştım. Bunu zaten hepiniz biliyor. Acayip güzel bu arada. Gerçekten kalıcılığı müthiş. Ama arkadaşlar yapış yapış olduğu için günlük hayatımda çok fazla kullandığım rujlardan bir tanesi MAC'in Burn Spice isimli ruju. Bu arada bunu bir videomda söylemiştim. Hani sormuşsunuz, tahmin yürütmüşsünüz hangi rujdu diye. Bu hani dudak dolgunlaştırmaya çalışıyor kendi çapında diye. Bu Sephora'nın 02 numaralı ruju. Bunu da söyleyeyim. Pastelin 20'si ve 15'ine zaten diyecek bir şey bulamıyorum. Ama bu arada kırmızısını almışım. Harikayım. Kırmızısını da almışım. O kadar çok ruju var ki. Hangi birini göstereceğim? Dur, sevdiklerimi göstermeye çalışayım o zaman. Size şu ruju göstermek istiyorum. Gerçekten ismi silinmemiş gerçi. Arkadaşlar Revelation'ın şu ruju. Revelation. Umarım yanlış okumuyorum. Çok güzel bir rengi var. Ama dudağınıza asla uygulamayın. Gerçekten. Kendinizi seviyorsanız uygulamayın. Yapış yapış kireç gibi ve asla dağılmıyor. Flor Mar'ın şu lip glosslarını çok sevmiştim. Lip glossunu. Ama rujun üstüne uyguladığım için hep rengi farklı farklı oldu. Flor Mar'ın şu tüpünü çok beğendim. Lip tüpünü. Bunun rengi neymiş? Bakalım hemen. 02 Sweet Nude'muş. Bu da gerçekten aynı kutuda gördüğünüz bir renkten. Nude bir pembe. Şu Ivana Sert'in rujlarından bir tanesi. Bunu bir kere uygulamıştım. Beni bayağı linç ettiniz bu arada. Simli bir ruj. Bu da Flor Mar'ın Sleek matlarından Nasty Coral. 09 numarası. Bu da gerçekten aşırı güzel renk. Gerçekten çok güzel bir renk. Hani Avon'un bayağı rujları var. Onu da nasıl gösterebilirim? Hani şöyle Avon'un bir kırmızısı var. Bunu gerçekten çok seviyorum. Bu da daha böyle pembemsi ve asla uygulamadığım rujlardan bir tanesi. Ya da şu tarz renkleri fazla kullanamıyorum. Aşırı sevdiğim uygun fiyatlılardan bir tanesi de kesinlikle L'Oreal Paris'in ve bitmiş şu. Bakar mısınız? Hatta bitenleri koyup biraz üstüne konuşabilirim ama bayılıyorum. Bunun numarası, şöyle netliği açalım, 930. Gösterdim mi? Bu biraz daha nude. Avon'un şu ruju biraz daha yani. Bu Enel markasının, Enel. Çok güzel okudum. Markasının bir ruju. Şöyle daha böyle rose gold yansımalı bir ruj. Şu Avon'un değil, bu Flor Mar'ın şöyle turuncu bir ruju. Bunu da hiç kullanmadım. Neden? Hani aldıysam gerçekten bilmiyorum. Bunu da göstereyim. Bu Maybelline'in Shine isimli lip gloss'u. Hem renkli hem de gold yansımalı bir parlaklığı var. Bu da gerçekten çok
güzel. Zaten şunları size bir videomda göstermiştim. Rimmel London Liquid Matte rujlarını. Evet arkadaşlar, videomuzun sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Bu arada neden çektin ki böyle bir video? Çok mu lazımdı? Sen çok mu makyaj malzemen var diye soracak olursanız. Ne yapabilirim? Bu tripodumu da değiştirdim. Az önce şuna takılıydım. Onun dışında söylemek istediğim pek bir şey yok aslında. İnşallah bir gün daha büyük bir makyaj koleksiyonum olursa onları da sizlerle paylaşmak çok isterim. Gerçekten çok isterim. Başta şöyle düşündüm. Hani çekme gizem, boşver çekme, boşver çekme. Sonra dedim ki ama belki başlayanlara hani belki başlayacak olanlar, yeni başlayacak olanlar şöyle düşünebilir. Aa işte bak, bu kızın da çok fazla makyaj malzemesi yok. Bizim de yok. Ya demek ki her şey zamanla olabiliyormuş diye düşünebilirsiniz. O yüzden belki biraz hani motive edici olur diye düşündüm. Sevdiğim ürünleri de size göstermek istedim. Umarım yeterli bilgi vermişimdir ki bence verememişimdir ama neyse. Hepinizi çok seviyorum. Videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Eğer videoyu beğendiyseniz, bir azıcık da olsa beğendiyseniz videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Dilerseniz beni sosyal medya hesabından da takip edebilirsiniz. Orada böyle yeni aldığım ürünleri heves heves paylaşıyorum çünkü genellikle. Sizi çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bye bye.